Takipçilerimiz. Salı günlerini toplum gönüllülerine ayırdığımız canlı yayınımıza hoş geldiniz. Moderatör arkadaşım Sayın Banu Önkol'la birlikte bu programı ekranlarınıza taşıyacağız. Bugün çok değerli bir konuğumuz da bizlerle. Türkiye Beyaz Ay Derneği İzmir Şube Başkanı Sayın Ayşe Engür bizlerle birlikte, kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Ayşe Başkanım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, çok hoş bulduk. Bu nazik davetiniz ve derneğimizi burada temsil etmemize imkan verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Banucuğum, sevgili Banu Önkol, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, merhabalar, iyiyim. Çok teşekkürler. Yine güzel bir günde birlikteyiz. Çok teşekkürler, sağ olun. Yoğun bir programın olduğunu biliyorum. Seyircilerimizle evet. Paylaşmak ister misin? Evet, şehir dışındaydın. Tabii ki. Ayağımın tozuyla geldim diyelim. Evet. Ekranların, sizlerin karşısına. Hafta sonu 5 Aralık seçme, Türk Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesi sebebiyle bir organizasyonumuz vardı. Kadın Adayları Destekleme Derneği, KADER olarak genel merkezimizin bir organizasyonuydu. Oradan geldim ayağımın tozuyla. Yine bir kez daha orada kadının sosyal ve siyasal alanda temsiliyetinin hiçbir siyasi parti gözetmeksizin, hiçbir sivil toplum gözetmeksizin yöneticilerle birlikte, siyasetten ünlü isimlerle birlikte ve sivil toplumun önderleriyle birlikte, konsoloslarımızla birlikte, konsolosluk temsilcilerimizle birlikte orada yine bir kez daha kadın temsiliyetinin önemine vurgu yaptık. Bir farkındalık yarattık. Çok güzel bir organizasyondu. Buradan da herkese, emeği geçen herkese, hepimize tekrardan teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de şimdi dönelim bugünümüze. Evet. Ayşe Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle olduğumuz için. Bize öncelikle kendinizden bir bahseder misiniz? Kimdir? Evet. Ayşe Engür kimdir? Evet, Ayşe Engür kimdir? Tabii İzmirli kadınlar olunca galiba hepimiz birbirimizi biraz tanıyoruz ama evet. Tanımayanlar için evet. Biraz bilgi verelim. Ben 1970 İzmir doğumluyum, eğitimciyim. Kendim uzun yıllardır yöneticilik ve eğitimcilik noktasında çalışmalarım var. Tabii Türkiye Beyaz Ay Derneği gibi kamu yararına önemli bir statüsü olan bir dernekte görev alarak tüm engel gruplarını içeren bir çalışma ortamında bulunduğum için sizlerin de burada bu davetiyle bunları aktarabilme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Tabii sivil toplum deyince programın özeli de o. Şimdi evet. KADER'in üyesi olarak ben de biliyorsun evet. KADER'de bulunuyorum. Sen de Beyaz Ay'ın içindesin. Evet. Biz İzmirli kadınlar sivil toplumları çok seviyoruz. Evet. Ve içinde olmak, bir şeylerin ucundan tutmaya gerçekten çok emek veren bir bakış açımız var. O yüzden Beyaz Ay ve KADER de şu an burada belki bir arada olma gibi bir fırsatı evet, oldu. Evet. Şimdi isterseniz ben Beyaz Ay ile ilgili de Evet. Beyaz Ay nedir? Anlatabilir miyim? Seyircilerimizle paylaşalım mı? Aslında çok tanınıyor ama gene evet, de. Tabii. Şimdi tabii Beyaz Ay bazen ben kurumsal olarak Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak Instagram sayfamız var. Orada Beyaz Ay ile ilgili birkaç bilgi birileriyle mesajlaştığım zaman bana hemen Beyaz Ay Hanım diyerek geri dönüş sağlıyorlar. Yani çok o kadar güzel. Bunu şeyle karıştırıyorlar ki kurumsal kimliği düşünmeden, o yüzden kurumsal kimliği girmek gerekiyor ama diye düşünüyorum. Ama bununla özdeşleşmiş olmanız da çok hoş değil mi? Evet, ben çok keyif alıyorum ama evet. Tabii düzeltme yapmadan da olmuyor. Tabii çünkü ki. Bir şekilde sonra bizler geçeceğiz, kurumlar kalacak. Tabii ki. Yanlış bir mesaj da vermek istemiyoruz. Şimdi Beyaz Ay öncelikle başında Türkiye olduğu için çok gururla taşıdığımız bir isim. Ben başlangıçtan biraz bahsedeyim size. Buyurun. Beyaz Ay
1988 yılında, 1 Kasım 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir grup görme engelli öğrencilerin kendilerini sosyalleştirmek, çevreyle daha sağlıklı iletişim kurmak, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bir araya geldikleri bir platform olarak, bir grup olarak aslında başlangıçta başlıyor. Ve yaptıkları çalışmalar o kadar çok kendi alanında ses getiriyor ki bu çalışmaların faydasından bu çalışmaların faydası toplumda birçok alanda göze geliyor ve dikkat çekiyor. Evet. Ve bunun bir süre sonra kurumsal kimliğinin de olması gerektiği inancıyla yola çıkıyorlar. Ve 1992 yılında Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği olarak derneğimiz kuruluyor. Tüzel kişiliği bu şekilde kuruluyor. Çünkü bizim de şu anda mesela İzmir'de de en çok algıda zorlandığımız alan şu. Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği değil mi diyorlar. Evet, başlangıçta Görme Engelliler Derneği olarak kurulmuş bir dernek ama sonrasında 2007 yılında kamu yararına statüsü aldığı dönemde tüm engel gruplarını kapsayan özel bir statüye sahip bir dernek. Ve başında da Bakanlar Kurulu kararıyla alınmış Türkiye. Onu soracaksın değil mi? Çok özel bir durum bu. Çok Türkiye özel. İle başlaması. Gururla taşıyoruz. Sayılı derneklerin taşıdığı bir... Türkiye ismi tek başına kendi isteğinizle alabileceğiniz bir ünvan değil. Hı hı. Bir temsiliyeti olan bir konum çünkü. O yüzden de bu Bakanlar Kurulu kararıyla ve derneğin tüzüğünün bunu içeren ve yaptığı faaliyetlerle de bunu onaylayan bir süreç sonucunda elde edeceği bir avantaj diyebilirim. Beyaz Ay bunu 2007 yılında kazandı ve uzun yıllardır da bu alanda çok güzel, kamuoyunun dikkatini çekecek, engellerin birçok sorunlarının tercümanı olarak gerek hükümetle gerek kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çok güzel çözüm ortağı oldu. Bunlar bizim için çok kıymetli. Tabii İzmir değil sadece, İstanbul Genel Merkezimiz, Türkiye geneli başlangıçtan itibaren 80'e yakın şubemiz vardı. Bazen revizyonlarla vesairelerle şimdi 60 üzeri bir grubumuz yurt var. Yurt dışında da var, şubeleriniz evet. var bildiğim kadarıyla. Fransa'da, Hollanda'da bunlar... Çok güzel, çok geniş bir ağdan bahsediyorsunuz başkanım. Tamam mı? Evet, geniş bir ağ ve çünkü engellilik aslında o kadar çok toplumun içerisinde her alanda karşımıza çıkan durumlar ki bunlara rehberlik yapabilmek adına kurumsal kimliğinizin ne kadar geniş yelpazesi olursa o kadar da faydası oluyor diye düşünüyorum. Evet. Bu arada sadece yani görme engellilerle başlayan sonra devamında tüm engelleri kapsayan ve devamında da engelli yakınlarını da içinize aldığınız bir oluşumdan bahsediyoruz değil mi? Tabii engellinin yakını da çünkü en az engelli kadar bu yaşamdan etkileniyor. Aynı sıkıntıları değil mi? Paylaşım. Tabii. Öz bakım, temel ihtiyaçların giderilmesi, biliyorsunuz bugün bir görme engelli bile tek başına birçok şeyi yapamıyor, refakatçi gerekiyor. Dolayısıyla devlet de bu alanda engellilerin yakınlarına yönelik gerek istihdam projeleriyle, gerek onların da sosyal bazı haklar vererek bu konuda engellilerin yakınlarını da desteklemek konusunda derneğimizin de çalışmalarıyla daha güzel, daha toplumda fayda yaratma noktasında hizmet veriyor. Başkanım, derneğinizin diğer derneklerden ayrıldığı noktalar nedir? Yani hangi farklılıklar oluyor statüsel anlamda bu fayda, toplum faydası yaratması anlamında? Çalışmalarını yürütürken örneğin bir takım kazançları kamu yararına bağış yapılması, toplanması gibi konularda değil mi? Tabii, çok güzel. Farklı bir noktadasınız çünkü. Evet, çok özel bir konuya temas ettiniz. Kamu yararına bir derneğiz ve izinsiz yardım toplama. İzinsiz yardım toplama. Bunu çok yaklaşık 2 yıl önce, 1-1,5 yıl önce bu hak kazanıldı. Çünkü bu çok zor alınan bir uygulama. Derneğin yaptığı çalışmalar ve statüsü bunda çok belirleyici. Bugün görüyoruz bazen özel durumları olan kişilerle ilgili bir yardım kampanyası yaptığınızda valiliğin bu konuda gerçekten ciddi bir araştırma ve inceleme süreci var ki istismar olmaması adına. Tabii bizler de bunun bilincinde olan bir ekip ve koordinasyon konusunda gerekli titizliği, gerekli hassasiyeti yetkililerle sürekli bir bilgi anlamında da güncellediğimiz için izin toplama konusunda böyle bir avantajımız var. Tabii eğitimde engellerin kalkmasında sen de destek ol diyerek ayrıca bizim 5 TL'lik de mesaj hatlarımız var. Hemen onu mümkün seyirciden alalım. Evet. Evet. 5 TL 73 92 92 bağış yazıyoruz değil mi? Evet. 73-92'ye engellerin kalkmasında sen de destek ol temasıyla bunu gönderebiliyorsunuz. Biz
Derneğimizin özellikle genel merkezi buradan toplanan rakamların yani paraların evet. bile nereye ve kime gideceğini önceden belirledi. Evet, onu söyleyecektim. O çok önemli. Ben size, evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu toplanan bağışları başkanım? Bunu gerçekten kaç tane tekerlekli sandalye alınacak, kaç tane kişiye özel gereksinimli için gerekli olan yataktır, benzeri bir beyaz bastondur. Bunların alınacağı planlandı. Bu destek de zaten bu SMS'lerle olan uygulamalarda direkt onları hedefleyen bir çalışma. Hali hazırda talep geldikçe yani rakam arttıkça biz de bize arz eden, ihtiyacı olan, bize durumunu bilgi olarak aktaran araştırmasını yaptıktan sonra o kişilere de bu kaynaktan destek oluyor. Araştırması yapılmış, ihtiyaç sahiplerine evet. havuzda biriktikçe bağışlarımızla değil mi? Bizlerin SMS Tabii. atarak 73.92'ye evet. bağış yazarak yolladığımız bağışlarımızla da ihtiyaç sahiplerine Hı-hı. hemen anında yollanabiliyor. Tabii. Zaten çok şeffaf derneğimizin bu konudaki çalışmaları. Bu konularda kamuyla paylaşılıyor. Yani Hı-hı. şu kadar rakam birikti, bununla şunlar yapıldı. Dolayısıyla bizler de gerçekten bu işin duygusal kısmını önemseyen insanlarız. Ekibimiz özellikle genel başkanımız Sayın Lokman Ayva, ondan bahsetmeden evet, böyle Lokman bir toplantıda evet, geçemem. Çünkü Sayın Lokman Ayva 23. 24. dönem Hı-hı. İstanbul Milletvekili, AK Parti Milletvekili ve kendisi engellilere adanmış bir hayatı temsil ediyor bana göre. Zaten bildiğiniz üzere engellilikle ilgili 2000 yılından önce Hı-hı. gerçekten kamu toplumsal olarak ne yazık ki engelliler çok göz önünde değildi. Evet. Birçok ihtiyaçlarını giderme noktasında devletin bu kadar desteğine imkan bulamıyorlardı. Bizzat kendisi bu çalışmaların içinde bulunarak şu anki kazanılmış hakların içinde aktif bir rol aldı. Evet. Kendisi de görme engelli. Bu anlamda tabii biraz da yaşamındaki zorlukları çok zorlukları. İyi hissederek tabii. değil mi bu konuda? Evet evet. Ama geniş bir çerçeveden bakabiliyor. Evet ama şöyle bir şey, sözünüzü kestim. Lokman Bey'e asla görme engelli diyemiyorsunuz. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir programı için geldiğinde tek başına gelmiş İzmir'e. Ben eşlik ettim tabii İzmir Başkanı olarak. Başkanım yalnız mısınız dedim. Tabii ki dedi, yani kim olabilir ki? Nasıl olabilir daha farklı da hatta çok da özel bir bakış açısı sundu. Başkanım sabah çok erken bir saatte kahvaltı etmek ister misiniz dedim. Dedik ki kahvaltıyla zaman harcamak istemiyorum. Direkt resmi yerlerle olan bağlantılarımızı planlayalım. Arabada simit ve peynir de yiyebiliriz dedi. Ben çok tabii şaşırdım çünkü onu ağırlamaya o kadar hazırlanmıştım. Dedi ki ben yanımda özellikle insan taşımıyorum çünkü beslenme veya başka nedenlerle çok zaman kaybediyorum. Bu benim rutinimi bozuyor dedi. Çok değişik bir bakış açısı ve hakikaten çok güzel. İnanılmaz. Günün 24 saati çalışabilecek potansiyelde. Hiçbir şeyi unutmayan. Tempomu düşürmeyin diyor. Asla. Evet. Tempomu düşürmeyin. Yani benim için beslenmeye ayrılan ya da yemek yemeye ayrılan zaman kaybediyor. Yani bu bakış açısı ve bu yol hem genel başkanınızın hem sizin de engelli olmayıp bu tarz bir platformda şube başkanlığı yapmış olmak için elinizi taşın altına koymanız Tabii. engellerin sadece zihinlerde olduğu yani hani buradan evet. Gidebiliyor. Bu konuda gerçekten takdire şayan bir durum söz konusu. Tekrardan teşekkür ediyoruz herkes adına. İnşallah bir gün İzmir'e gelirse. Ki yakın zamanda gelirse yine sizin evet. programınıza da kendisini evet. davet Çok edelim. Seviniriz. Hatta Çünkü... davet ettik şu anda. Değil evet, mi? Evet, kendisine evet. ileteyim. Çünkü Beyaz Ay onun için bir evlattan öte. Onun İzmir'deki çalışmalarında da sağ olsun kendisi her zaman bize destek oluyor. Gerek üniversitelerle Hı-hı. ilgili bağlantı kurmada. Kendisinin resmi konumu itibariyle de birçok alanda Hı-hı. bağlantıları Hı-hı. olduğu için bizler de bu konuda güçlüyüz diyoruz. Her kapıyı çok Hı-hı. şükür bizlere açıyorlar. Hı-hı. Arzu ederseniz birazcık da yaptığımız daha önceki projelerden de bahsedeyim. Evet, ben projelerinize gelecektim zaten. Buyurun lütfen. Şimdi biliyorsunuz engellilerin birçoğu evinden çıkamıyor. O yüzden onların online eğitimleri çok önemli. Online eğitim ile engelleri aşıyoruz. Bunlardan bir tanesi buydu. Birlikte yürüyoruz. Eğitim her engeli aşar. Körlüğün geleceği, sınır tanımayan engelliler, turkuaz aydınlanma, aydınlık, engelli kariyeri, e-ticaret, mobil iletişim gibi bunlar
kendi yani içinde. Eğitim anlamında kazandırdığınız eğitim, çalışmalar değil mi? Evet, ama bakın sanatla da engellerin birleşmesi çok önemli. Hı hı. Engellerin bu anlamda da projeleri olsun diye bu tuvalde sen de evet, resim çiz noktasında bu tuval senin sloganıyla da engellerin sanatla da bütünleşmesi sağlandı. Evet. Bununla ilgili de yarışmalar yapıldı. Çok güzel sonuçlar da alındı. Peki başkanım, özür dilerim başkanım, buyurun. Şimdi konuşurken, başkanımız konuşurken doğaçlama aklımıza geliyor canım. Aşkıcımla o yüzden de hemen. Şimdi başkanım şunu söyleyeceğim. Engellilerin en büyük eksikliklerinden bir tanesi sanırım sosyal hayatta, çevresinde de herhalde bir psikolojik destek. İlk etaptaki onların sosyal hayata adapte olmaları. Bu konuda genel merkez olarak ya da şube olarak bir tarz çalışma planlamanızda, önünüzdeki dönemdeki planlamalarınızda böyle bir şey var mı ya da öncesinde bu tarz bir çalışma yaptınız mı? Çok haklısınız, çok da güzel bir konuya temas ettiniz. Çünkü engellilik aslında bedenimizin bazen bir yerinde olan ama tüm dünyamızı etkilememesi gereken de bir konum olabiliyor. O yüzden insanların öncelikle psikolojisini düzeltmek, psikolojilerini olumlu yönde yapabilirsin mesajını verebilmek çok önemli. Evet. Bu konunun çok belki kitlesel anlamda geniş kitlelere değil ama bireysel anlamda rehberlikleri mutlaka yapılıyordu. Ama kamuyu ilgilendiren alanlar olarak da bunu geniş yelpazede dikkate alalım. Hı hı. Bu konuyu da siz fikren bunu geliştirmemiz açısından bir fırsat vermiş olun. Ben bu engellilik konusunda eğitimi çok önemsiyorum. Eğitimci kişiliğinizden dolayı da evet özellikle vurguyu yapıyorsunuz. Tabii mutlaka. Şimdi eğitim şöyle bir şey. Eğitim engellerin de yolunu kısaltan bir alan. Şimdi konuyu nereden çözeceğini bilemediği zaman yardımı hep başkalarından beklemek zorunda kalıyor. İhtiyaç sahibi, yani sürekli muhtaç olma durumundan çıkartıyorsunuz aslında değil mi? Tabii, o yüzden de engellerin öncelikle kendi haklarını bilmeleri, kazanımlarının neler olduğunu fark etmeleri, bu anlamda devletin nasıl imkanlar sağladığını bilmeleri, bunlar için kendilerinin de eğitilmesi şart. O yüzden biraz inşallah önümüzdeki dönemde 2022 planımızda kendi İzmir içerisinde bunları gündeme almak istiyoruz. Bu plan çünkü sadece kişiye değil de sisteme fayda sağlayabilecek yardımlarımız olmasını istiyoruz. Engellilerin eğitimi dediniz. Engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik olarak, hukuki ya da mesleki yönde yani daha kapsamı büyüttüğümüz zaman bu gruplara vermiş olduğunuz destekleri birazcık daha açar mısınız? Yani bu konudaki projelerden bahsedebilir miyiz? Şimdi biliyorsunuz engellilerin aslında istihdamında bir devletin de bir zorunluluğu var. Ama bazen ne yazık ki kamuda bunlar sağlansa da özel kurumlarda engellilerle ilgili çalışmaların nasıl yapılacağı, onlarla bir arada nasıl çalışılacağı konusunda zaman zaman entegre olabilme sorunları yaşıyoruz. O yüzden bazı kurumlar bunları cezasını ödeyerek engelli istihdamını ikinci plana atabiliyor. Bu da çok istediğimiz bir şey değil ama bu konu çok gündemde. Onların sadece kendileriyle devletten alabilecekleri destekle değil de kendi becerileriyle iş alanında, iş hayatında bulunmaları, sosyal yaşamlarını desteklemeleri bizim en çok hedefimiz. Bu konuda gerekli çalışmalar resmi olarak tabanı var. Ama şimdi devlet kendi istihdamını yaratıyor. Çünkü engelli kontenjanı belli aslında devlette. Buraya yapılması gereken müracaatları zamanında alıyor ve onların kendi EKPSS dediğimiz sınav sistemiyle de onlar istihdam oluyor. Ama özel sektörde belli bir sayının üzerinde olduğunda biliyorsunuz doğal olarak alınması gerekiyor. Çalıştırma zorunluluğu var zaten değil mi? Yasalar tarafından Yasalar, haklar var. Tabii ki. Özel kurumların biraz daha bu konuyu ciddiye alarak duyarlı olması şart. Bu çünkü çok önemli. Onların çünkü ürettikleriyle kendi hayatlarını idame etmeleri, sadece devletten maaş alarak yaşam sürmemeleri onlar için de mutluluk verici bir uygulama. Engelli yakınlarına nasıl destekler sağlanabilir? Engelli yakınları biliyorsunuz engel düzeyine göre kişilerin, öz bakımlarında destek olan kişilerin devlet tarafından bağlanan maaşları söz konusu. Yani bunlar için kamu hastanelerinden alınan yüzdelikleri belli oranlarda belirlenmiş. İşte %60'ın, %70'in, %40'ın üstü gibi durumlarda kişilerin ailelerine giren bütçeler değerlendirilip eğer o kişi yatalak düzeydeyse ya da yatarak hayatını sürdürmesi gerekiyorsa onun en yakınından bu hizmet satın alınabilir. Daha doğrusu devlet tarafından destek verilebiliyor. Hatta geçenlerde eşi sağlık problemi olan bir
koca diyeyim artık, ya da eş diyeyim, diğer eş. Kendisine maaş bağlatmış. Bu bile benim o kadar detayına, çünkü birinci dereceye yakın. Demek uygulamada görmüş olmanız, değil mi? Sizi memnun etti. Çok memnun etti. Çünkü hakikaten insan başına ne geleceğini aslında Şükrü Hanım gerçekten bilemiyor. Bugün engellilik her an karşımıza çıkabilecek bir gerçek. Geçenlerde bir rehabilitasyon merkezi ziyaretine gittim. Yatarak tedavi olanlar vardı. Bir trafik kazası geçirmiş çok genç bir hanımefendi. Artık bundan sonra hayatı yatarak oradaki merkezde geçmek zorundaymış. Yani bu sadece doğuştan gelen ya da yaşlılıktan kaynaklanan problem olarak değil de, işte biliyorsunuz trafik olabilir, benzeri kazalar olabilir. Her zaman bir potansiyelimiz var. Hepimiz için. Çünkü geniş kapsamda bakmamız lazım. Evet, hayat bir döngü. Yalnız engelliler bu arada şunu ısrarla vurguluyorlar. Eğer yanlışsam düzeltin. Bir gün başınıza bir şey gelir de sizin canınız yanarsa diye bakmayın. Bizi olduğumuz gibi kabul ediyorlar. Evet. Doğru mudur? Doğru. Çok çünkü hassas bir nokta, kırıldıkları bir nokta. Belki bizim de özen göstermemiz gerekiyor bu konuya. Çok çok özel bir durum. Engellileri anlamak için, hatta bu 3 Aralık'ta biliyorsunuz Engelli Farkındalık Günü. Evet, 3 Aralık'ı andınız. Evet, o günlerde birçok aktivitelerde engellileri anlamanız için işte gözlerinizi bağlayın veya işte tekerlekli sandalyede bir yere gidin gibi örnek çalışmalar yapılıyor ki bunlar benim de mensup olduğum derneğin içerisinde bulunan arkadaşlarımız tarafından hiç hoş karşılanmıyor. Biz empati yapılarak değil, direkt anlaşılarak bu sürece birlikte yönetmeliyiz diyerek bakıyorlar. Bir kere gerçekten hepimizi biz olarak görebilmemiz çok önemli. Bana sen gibi yaklaş diye çok güzel böyle engeller için yaklaşımsal bir söz var. Ben çok beğeniyorum onu. Bana sen gibi yaklaş. Hı-hı. Çünkü o da bizden bir parça aslında. Düşünebilen, bedensel olarak belki belli zuvlarını kullanamayabilen olabilir ama toplumda hepimiz eşit alanda yer kaplıyoruz. Kesinlikle. Tabii ki çok haklısınız. O zaman şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Diğer derneklerin varoluş şekillerine baktığımızda diyelim ki hayvan haklarını korumayın. Hı hı. Eğer bir gün bir şey olursa da işte böyle bir cümle yok. Onlar var. Onlar var, doğadalar, onlar hayattalar, onlar yanımızdalar, onlar iş arkadaşımız ya da öğretmenimiz ya da değil mi, aile bireyimiz olabilir. Öyleyse o algıyı tamamen aç ve onun oradaki varlığını kabul et. Tabii, tabii. Değil mi? Herkes aynı şekilde yaşama başlamak durumunda değil. Zaten birbirimizden farklı özelliklerimiz aslında çeşitlilik yaratıyor. Yani hepimiz aynı formatta olsaydık belki hayat bu kadar da birbirinden iyi enerji almamızı sağlamazdı. Evet. Çok farklılıklar var. Birbirimizi anlamamız için de güzel fırsatlar var. Engellilik o anlamda ki engellilik kelimesini kullanmak bile çok doğru bulunmuyor aslında. Özel gereksinimli demek. Daha etik, daha sağlıklı. Kelimeler değişen dünya şartlarına göre farklılaşabiliyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Hani yurt dışında da farklılaşıyor. Tabii. Yabancı dillerde de. Ne dememizi önerirsiniz? Tabii özel gereksinimli. Özel gereksinimli. Evet. O zaman sizin derneğinizde de bir takım değişikliklerin değil mi aslında? Yoksa topluma seslendiği için bu böyle kalır mı? Şimdi engellileri daha önce ifade ederken özürlü kelimesi kullanılıyordu ki çok özür değildir yaşamda farklı özelliklerle dünyaya gelmek. Biz bunu düzenledik. Mutlaka bir farkındalık oluştu. Bu kelimeler kullanılmıyor. Ama engel diye de bir şey aslında. Belki özel gereksinim bunun yerine daha ifadesi düzgün bir bakış açısı. Çünkü özel, hepimizin özel bir gereksinimi olabilir. Elimiz yeteri kadar fonksiyon olmayabilir. Veya bedenimizin bir kısmını yeteri kadar randımanlı bir şekilde kullanamıyor olabiliriz. Bu bir sadece dönemsel de olabilir. Yani sadece etiketlemek adına onu genelleme yapmamamız lazım. Özel gereksinim dememiz lazım. Peki Ayşe Başkanım, çok özel bir soru olmayacaksa size sormak istiyorum. Bu dernekte var olmanızı, yani bu dernekte olmanız için sizdeki güdün neydi? Yani hangi duygu sizin yollarınızı Türkiye Beyaz Ay Derneği ile kesiştirdi? Yanıtlamak ister misiniz? Tabii tabii. Lütfen o zaman. Çok özel. Açıkçası benim de bu belki de lise dönemlerime gidiyor. Lise dönemlerimde bizim sınıfımızda kaynaştırma eğitimleri vardı. Ben İzmir'de lisede okurken bizim sınıfımızda 2 tane bedensel engelli diyebileceğimiz ya da bedensel özel gereksinimli arkadaşlarımız vardı. Biz onlarla sınıfta çok birbirimize bütündük. Yani onların birbirimizden farklı özellikleri var diye düşünmezdik ve çok iyi entegre oluyorduk.
Fakat daha sonraki süreçlerde bunlar evlere özel alanlarda gelişmeleri engellendiği için, sadece evde vakit geçirdikleri için kendi gelişmelerinin de önüne geçildi. Ve bu 2000'li yıllardan sonra da yapılan engelli çalışmalarının, daha doğrusu özel gereksinimli bu alanda yapılan çalışmalar bu konunun yelpazesini geliştirdi. Ben hatta bunun biraz da doğuştan gelen özel gereksinimlerin dışında bir de sonradan çocukluk döneminde, ki bunu her gittiğim yerde vurguluyorum, özellikle normal doğan ama uyaran eksikliği dediğimiz, çocuğun kendi yaş özelliklerini bulunduğu ortamda çok fark edemediği veya yaşayamadığı durumlarda bile, şu an biliyorsunuz gerek otizm gerek özel gereksinim, uyaran eksikliği dediğimiz çok fazla vakayla karşı karşıya kalıyoruz. Evet, dalga dalga da büyüyor deniliyor değil mi bu durum? Çünkü 2 yaşında çocuğun bir paralel oyun dönemi dediğimiz bir oyunu yaşaması lazım. Ama çocuk bunu evde vakit geçirerek sadece ekran karşısında geçirdiğinde alıcıların tek yönlü iletişime açılıyor ve dış dünyayla olan iletişimini kapatıyor. Bu fark edildiğinde öncelikle dil gelişiminde gerilikle başlıyor. Aile diyor ki bu sefer benim babası da geç konuşmuştu, annesi de geç konuşmuştu. Süreci uzatıyorlar belki de. Süreci uzatılıyor ve çocuk kendi yaş özelliğine yaş özelliğini gösteren fiziksel bir duruşu oluyor. Çünkü çoğu çocuk işte gerekli özene sahip olduğu için aileleri tarafından fiziksel kiloları, boyları, güzellikleri, estetikleri her şey 10 numara. Ama nasılsın dediğinizde cevap alamıyorsunuz. Yani dil ve konuşma geriliği aslında beynin gelişimini de çok etkiliyor. Yani bu alandaki çalışmalar da çok önemli. Ben erken çocukluğa önemsiyorum. Kendi mesleğimde olduğu için bahsetmiştim. Mesleğiniz. Evet, okul öncesi öğretmeniyim. Çünkü biz çok fazla çocukla iç içeyiz. Geçmişten bugüne de değişen birçok şeyi de çok net görebiliyoruz. Eskiden mesela 18. ayda çocuklara tuvalet eğitimi verebiliyorduk. Evet. Şimdi 2,5 yaşında verebiliyoruz ya da 3 yaşında. Bunun nedeni, 18. ayda eskiden mesela bu kadar kaliteli bezler yoktu. Çocuklar ıslaklığı hissediyordu. 18. ay makak kaslarının hissiyatının olduğu dönemdir. Yani çocuk bedenindeki değişimi, bağırsak hareketlerini fark eder. Ama şimdi öyle bir şey ki çocuk 2,5 yaşına geliyor zaten konuşamıyor. Altındaki bezi çok kaliteli ve ıslaklığı hissettirmiyor. Konuşmayla da iletişime geçebilmesi için konuşmayı öne çıkarmak istiyoruz. Ve bu ister istemez, o biraz da bez endüstrisinin yatırımı belki de, bu süreç çok uzadı. O yüzden çocukların normal büyüme süreçleri de aslında geleceğinde neyle karşılaşacaklarının başlangıcı oluyor. Yani doğuştan gelen sorunların yanı sıra sonradan edinilen ya da yaşam şeklinden, çevresel koşullardan kaynaklanan da problemler ne yazık ki çok güncel. Evet Tanrıcığım. Evet Ayşe Başkan'ın hem eğitimci olması da bu konuya yaklaşımı çok daha hassas, çok daha farklı pencerelerde. Evet. Aslında büyük bir kazanç. Tekrar teşekkür ediyoruz size. Ben çok keyif aldım. Programımız devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ben arada sık sık teşekkür ederim. Bazen gelecektir teşekkürler. Şimdi özel gereksinimli bireylerin aynı şekilde aile bireyleri de sınırlandırılmış hayatlarını yaşarlarken onlara ne gibi destekler verebilirsiniz? Psikolojik anlamda toplumla bir araya gelmeleri, paylaşımı arttırmalı. Yani o döngüden sıyrılabilmeleri kendi sevdiklerine yarayacaktır. Onları çekip alacak bir projeniz var mıdır? Yani onları dinlendirmek, onların bıkkınlıklarını, yorgunluklarını alabilecek ve toplumla sürekli alışveriş halinde tutabilecek projelere yer veriyor musunuz? Bunlar zaten temel hedeflerimiz. Olması gerekenler de bunlar. Şimdi bazen hayata nedensizce küsebilen, bu biraz insanın kendi psikolojisiyle de alakalı. O kadar çok üretmeyi keyifle yapan ve bunu toplumla iç içe büyük bir enerjiyle yansıtan bir grup da var. Bir de ben artık bundan sonra ne yapabilirim ki deyip içine kapanmalar olacaktır değil mi? Biz tabii çeşitli kurslarla, mesela şimdi EKPSS kursu başlattık. İnşallah onlarda da liseyi bitirenler çeşitli kademelerde sınavlara girmesi için kursa katılım sağlayabilirler. Engellinin yakınlarına. Hayır, engelliler için. Engelliler için başlattınız. Hani bir de ailenin diğer bireylerine verdiğiniz destek var mı? Bu sınırlandırılmış o ortamdan çıkmak için hani nefes almalarını sağlayacak. Şimdi bunlar için tabii daha geniş, özellikle engellilere bakım sağlayan ailelerde bunların geçici olarak belli bir destek alanında, işte bir tatile çıkamıyorlar mesela. Veya ihtiyaçlarını bırakamıyorlar. Bu biraz tabii şu an
bununla ilgili tam bir çalışma var diyemem ama devletin bu alanda hizmetleri var. Bunlara müracaat edilebilir. Çünkü sadece dernek olarak her yere ulaşmamız bahsettiğim tabii gibi ki. Çok geniş yelpazede bir hizmet alanımız var bizim. Evet. Bunun içinde görme engelli var, işitme engelli evet, var, evet. Bedensel engelli var, zihinsel engelli var. Her birinin kendi içinde dinamikleri de farklı. Yani zihinsel engellinin temel ihtiyacı farklı, tabii, tabii. Bedensel engellinin temel ihtiyacı farklı. Tabii. Bedensel engelli rahatlıkla dolaşmak istiyor ama zihinsel engellinin de güvenli bir dolaşma alanını sağlamanız da kolay gerekiyor. Tabii. O yüzden çoklu problem ve her birinin tabii gelecek projelerde de bunların ele alınması önemli. Aslında derneğinizin varlığı da bir iletişim noktasıdır. Tabii, yani tabii. Bu mudur benim kaderim noktasına gelen, artık hani isyana geçen ya da küsen, hayattan izole olan bireylerin sizin iletişim noktası olarak derneğinizin varlığı değil mi? Tabii tabii. Belki psikologlarla yürüttüğünüz, sosyologlarla yürüttüğünüz çabalarda onlara mutlaka dokunacaktır tabii. Diye düşünüyorum. Geçenlerde ben. Diyabet günüydü. Diyabet gününde Konak İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir doktor ve hemşire ekibimiz geldi. Bu özel gereksinimli çocukların devam ettiği, otistik çocukların devam ettiği bir okulda ailelere bilgilendirme yaptık. Ve burada çünkü biliyorsunuz haz odaklı bir tercih olarak yeme konusundaki yanlış eğilimler ister istemez diyabeti de tetikleyebiliyor. Evet, aileleri bilinçlendirdik. Mesela çocukların tabii duygusal durumlarını kontrol edemedikleri için aşırı istekli oldukları durumlarda çaresiz kalıp işte onu mecburen veriyoruz, yapmak zorundayız ya da işte şekerle ilgili bir yanlış olduğunu biliyoruz ama müdahale edemiyoruz gibi durumlarla da karşılaştık. Bu bilinç aslında hepimizde olması gereken. Kesinlikle. Yani orada bunu bana söyleyen mesela doktor bir ailenin annesiydi. Çocuğun annesi doktormuş. Bazen çaresiz olmak veya o an duygunun içinde olmak kendi mesleğinizin dışında bile bir şeyi öne çıkabiliyor. O yüzden toplumsal bilgilendirme devam etmeli. Bu aslında hepimizin üzerine düşen bir görev. Evet. Belediyelerden yeterli destek alıyor musunuz? Belediyelerin kendi içinde engellerle ilgili çalışma ortamları var zaten. Hepimiz ihtiyaç iletişim halinde misiniz? İletişim halindeyiz. İzmir Belediyesi'nin de bu konuda tabii ki engellerle ilgili özel hizmet alanları var. İşbirliği protokollerimiz olduğu sürece her zaman bir arada çalışma şansımız çok var. Çok önemli çünkü yerel yönetimlerde. Ayşe Başkanım, siz program arasında yani girmeden önce sohbet ederken bir sanal uygulamadan bir bahsettiniz. Yani, aktivasyondan bahsettiniz. Evet evet. Aktivasyondan. Engelli rehberi yani kısaltılmış ENK rehber. Engelli rehberi bunu bizimle paylaşır mısınız? Tabii ENK rehber Google Play'den indirilebilecek tüm engellilerin kendi ihtiyaçlarına yönelik sesli mesajla yani bir nevi karşısındakinin bir robot olduğunu düşünerek sesle komut verip karşılıklı görüşebileceği özel bir çalışma ve türünün en iyisi 33 tane sanki danışmanınız varmış gibi tabir ederek bu anlamda hizmeti aktarıyorlar. Yani diyelim ki yolda kaldınız, size nerede olup nasıl yapacağınızı size yani yardım alabileceğiniz aslında 33 şey, evet, basamak yani evet hizmet alanı var gibi. Evet yani burada her şeyi sorabiliyorsunuz. Kendi becerinizde zorlandığınız mail atabiliyor sistem veya sizin için sinema bileti alabiliyor. Sorununuzu söylüyorsunuz. Sesli mesaj sistemiyle size destek oluyor. Çok önemli, çok güçlü, çok iyi bir altyapıyla hazırlanmış. Bunda da tabii Sayın Lokman Ayva diyorum ben hep söylüyorum. Çünkü gerçekten buna çok büyük çaba sarf etti bu çalışmanın, ENK rehberin oluşmasında. Sanıyorum bu konuda da engelli ya da özel gereksinimli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bu hizmetten de faydalanabilirler. Evet, o zaman ücretsiz bir uygulama. Seyircilerimizle paylaşalım. ENK rehberi Google Play'den değil mi? Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Sevdikleriniz, yakınlarınız, arkadaşlarınız için. Güzel bir uygulama. 33 konuda ya da ne diyelim. 33 tane sanki danışmanınız varmış gibi. 33 tane danışmanla çalıştığınızı düşünün. Desteği siz de evinize, sevdiklerinize ulaştırın diyoruz. Evet, evet. Çok bu çok önemli. Çünkü yapılan bu çalışmalar bizler tabii biz bunu ticari kaygıyla oluşturulan bir çalışma olmadığı için kesinlikle. Kendi içimizde yeterli duyurularını yaptık ama bu hep dün de bu konuya değindim KADES gibi yani ne kadar çok toplumda ses getiren bir bilgi olursa herkes bundan daha çok faydalanır. Çünkü gerçekten çok önemli ve duyurulması gereken
Evet. Özel bir herkesin rehberinde kesinlikle telefonda olmalı. Kesinlikle. Çünkü gerçekten biliyorsunuz Türkiye koşullarında bazen engellerin yolda yürürken başına bir risk gelebiliyor. Her ne kadar ulaşılabilirlik noktasında büyük iyi niyetle bir şeyler yapılmaya çalışılsa da çok nüfus sayımızın yüksek olması, ihtiyaçlarımızın farklı olması, park problemleri yani özellikle bizim derneğimizde bulunan arkadaşlarımızın çok fazla değindiği konudur. Görme engelli olanlardan. İşte yolda yürüyoruz ama kaldırımda bir araç park etmiş. İşte biz istemeden mesela klimaya kafasını çarpmış. Çünkü yolda yürürken önünüzü görebiliyorsunuz ama alçak seviyede olan bir klimanın montajının kafanıza risk oluşturabileceğini tahmin edemezsiniz. Tabii ki. Kesinlikle. Yani. Ben izninizle hemen seyircilerimizden gelen mesajları bir gözeteyim olur mu? Beyaz Ay Derneği'nden zaten 7392 destek hattını hatırlatıyorlar. Evet. Çok güzel. SMS 7392 tekrarlıyor. Ali Çalışkan Bey, moderatörümüz iyi yayınlar diyor. Seyran Ateş Meriç iyi yayınlar, başarılar diliyor. Eğitime destek vurgulanıyor. Ve çok sayıda teşekkürler ve başarılar var. Yolunuz açık olsun diyorum başkanım. Bu aslında sadece bizler dediğim gibi bu misyonun belki görünen yüzüyüz ama siz herkes burada dernek olarak bizlerin içinde bulunduğu alan çok geniş bir yelpaze. Ve herkes bugün Beyaz Ay'ın içinde bulunarak katkı koyabilir. Biz derneğimize de üyelik noktasında sadece gönüllülüğü esas alıyoruz. Herkes kendi bünyesinde yapabileceği, destek olabileceği her alanda görev de alabilir. Çünkü bu bir sosyal sorumluluk. Yani bugün EKPSS için birçok öğrencinin kendisine bir şeyi okuyan, daha doğrusu soruları birinin okumasına ihtiyacı var. Yani bir bilginin boş vakitlerinde bunlar sağlanabilir. Herkes ne yapıp ne yapamayacağı ile ilgili müracaat ederse ki danışarak da olabilir, yazarak da olabilir. Bizler her birini o havuzumuzda yer alarak onlara bu faydayı sağlayabiliriz. Kurslar tabii devlet anlamında da yani bir halk eğitimden de bunu talep ettiğimiz de oluyor. Engellerle ilgili kurs açmanızda 5 kişi sınırı var. Yani o çok güzel. Evet. Yani 10'lu 17'li sayıları beklemiyoruz halk eğitim merkezlerinde olduğu 5 kişi oluşturduğunuz zaman talep ettiğiniz kursta size destek olunabiliyor. O yüzden talep etmeleri durumunda biz o organizasyonu yaparız. Ama takdir edersiniz ki kimin kayıt olacağını bilmeden de kurs açmak çok mantıklı olmuyor. Şöyle diyelim mi, sizinle iletişime geçsinler. Tabii. Yani Beyaz Ay İzmir'le iletişime geçerek yani hangi konuda eğitim almak istediğinizi bulursanız bir 5 kişilik kontenjan yaratıldığı zaman bu talep oluşturulabiliyor. Kesinlikle. Doğru. Buradan onların müracaatından sonraki süreç bizim takibimizde oluyor. Evet. Biz yer nerede yapılacağı ki bizim şu anda Basmane'de size çok yakınız bu arada. Bir ofisimiz var İkbal 2 İş Merkezi'nde 4. katta. Çok da güzel bir alanımız var. Toplantı salonumuz, iletişim ortamımız müsait. Oraya da gelebilirler. Veyahut farklı bir alanda eğer grup eğitimi verilmesi gerekiyorsa gerek milli eğitim gerek halk eğitim bu konularda bizler işbirliği yapar. Çünkü bir nevi kamu kuruluşu olarak algılandığımız ve hizmetimizi o alanda verdiğimiz için biz bu konularda vatandaşımızın isteklerini her zaman emir telakki ediyoruz. Çok güzel. Ne tür konularda daha çok böyle talepler geliyor karşınıza? Yani acil eğitimde destek almak istedikleri bir iki konuyu söyler misiniz bize? Merak ettim. Şimdi aslında özel beceri alanları olanlar var. Mesela bu yani el emeği mi? Yani bundan belki de küçük kazançlar yaratmak öyle mi düşünüyor? Mesela derneğimizin üyesi olan Zeynep Hanım var. Ben çok beğeniyorum kendi yaptığı çalışmaları da. Takı yapıyor. Yani şimdi takı tabii bunun içinde de bazen teknik olan çalışmaların biraz da profesyonelce desteklenmesi gerekiyor. Onlar üretime katılması mesela ileride bu çalışmalarla kermes düzenleyebiliriz. Onların kendi talep ettikleri biz bunu da yapabiliriz başkanım bize destek olun dediği alanlarda biz Talim Terbiye Kurulu'ndan geçmiş kurs anlamında yapılabileceği konusunda programı olan çalışmalara imkan sağlayabiliriz. Derneğinize şöyle bir başvuru geliyor mu? Bizi iş alanlarında desteklemek için, bizim arka planımızı desteklememiz, bizim kendimizi geliştirmemiz için şu iş konularında bize destek verir misiniz gibi. Yani kazanca dönüşeni anladım. Hani küçük el emeğini, emlemenin küçük kazançlarla sonuçlandırılması çok güzel bir çaba. Bir de iş alanında bizler kendimizi şu konularda desteklenme ihtiyacında görüyoruz gibi bir konuyla karşılaşıyormuşsunuz. Tabii bu aslında iş ve işçi bulma kurumu dediğimiz. Mutlaka bu, iş kurum değil mi? Aslında eğitimleri vardı. O zaman onlarla yürütülen projeler bazında mı gidiyor? Tabii iş kurum daha yeni zaten. Yılbaşı
birkaç bir hafta önce sanıyorum bitti herhalde müracaatları. Yanlış hatırlamıyorsam yine düzelteyim. Hem engelliler için hem de çeşitli dönemlerinde hayatının işte bir hapishane ya da işte ne diyeyim mahkum olma durumu olan kişilerin bu alanda üretmek istedikleri şeylerle ilgili krediler veriliyordu. Yani müracaat ettiğiniz zaman aslında bu alan çok geniş. Sadece ne yapacağınızı, İŞKUR'a biliyorsunuz müracaatlarınızda katılım sağladığınız bu belgeyi aldıktan sonra size kredi verebiliyor. Yani siz ne yapmak istediğinize karar verin. Ama şu olmamalı yani benim şuraya yerleştir ilişkisi bizi de zora sokuyor. Aslında ben onu sormak istememiştim başkanım. Şöyle bir şey düşündüm. İş dünyasında benden istenilen talep, benden beklenti şudur. Kendimi bu konuda CV yani resume anlamında güçlendirmek istiyorum. O zaman bana da yabancı dil eğitimi verin. Tabii bana da işte bunu da verin tabii gibi tabii bu veriliyor. Konularda veriliyor değil mi? Yani yine 5 kişi olduğu zaman biz bu kursu açabiliyoruz. Zaten şu anda bakın bizim çok fazla şubemiz var ve şubelerde mesela deniz şubemiz biraz da yöresel özellikleri itibariyle Buldan biliyorsunuz oranın çok yöresel çarşafları vesaireleri onları yapıyorlar. İşte başka şubemizde İngilizce dil kursu var. Yani her şeyin genel merkezimizin şöyle bir bizim için sağladığı güzel bir imkan var. Her dernek başkanlığı kendi içindeki kursları açma konusunda özgür ve bu konuda da birbirimizi taklit etmeyelim diye bazen şey de oluyor yani birbirimizin dışında şeyler yaparak da daha toplumsal olarak fayda sağlayabiliyoruz. Geçen gün mesela bir görme engelliler için bir proje yapılmış. Onu bizimle paylaştılar. Arzu ederseniz görme engellilerin bilgisayar öğretimi konusunda bir başka ildeydi. Onunla ilgili bize de bir proje örneği göndermişler. Talep olduğu zaman bizlerin bunu yapma noktasında isteğimiz son derece istek duyulan bir modda. Tabii dediğim gibi yani halk eğitimlerde de şu yok. Kurs açık bekliyoruz gelsin kaydolsun diye bir süreç olmadığı için. O yüzden önce ne istedikleri için müracaat etmeleri lazım. Yani biz de demeliyiz ki işte örneğin 5 tane takı kursu için müracaat var. 7 tane İngilizce eğitimi bilgisayar için var. Vesaire. Biz de bunlarla ilgili koordinasyonu sağlamalıyız. Burada bizim görevimiz kamusal olarak bu iş ihtiyacının nasıl çözüleceği, onlara yer sağlanması, gerekli bürokrasiyi sağlama konusunda bizler de orada üzerimize düşeni yapıyoruz. Çok eğitim üzerine bayağı değil mi? Sorular sormuş olduk ama. Evet, Ayşe Başkanım, evet biz programı hazırlanırken orada program öncesi konuşmalarımızdan yola çıkarak o zaman söylediniz Yeşilay, Kızılay ve Beyazay diye biraz bundan bahseder misiniz? Evet. Seyircilerimiz açısından da. Şimdi tabii Beyazay ismi biraz tabii tanıdık olmayan ya da konunun içinde olmayan kişiler için Beyazay falan deyip duruyorlar birazcık. Ben de onlara biraz anlamalarını kolaylaştırmak için kamusal hizmet alanımızı daha iyi anlamaları için. Diyorum ki Yeşilay, Kızılay, Beyazay. Şimdi bunlar ne kadar birbirine yakın konularmış deyip ondan sonra farkına varıyorlar. Evet biz kamu kurumu olarak, kamu derneği olarak bu anlamda bir üçlü gibiyiz aslında. Ama tabii bizim dışımızda da bu haklara sahip olan birçok derneğimiz, kamu derneğimiz var. Bizler her zaman birbirimizle hizmet noktasında en iyi verebilmek adına toplumda varlığımızı sizlere ihtiyacı olanlar için sürdürmek istiyoruz. Programımızın sonuna geldik. İsterseniz birkaç cümleyle buradan seslenmek istediğiniz konular varsa toparlayalım. Sizin. Aslında çok güzel bir sohbet ortamı oldu. Ben size bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Güzel de konulara değindik. Biraz tabii öğretmenliğinden olsa gerek. Ben de çok konuşmayı belki de seviyorum. O yüzden Beyazay dendiği zaman Beyazay benim için saatlerce konuşulabilecek bir içeriğe sahip. Ben bu konuda eğer bizi dinleyen şu anda bizlerin bu anlamda bilgilendirme sürecinde kendisiyle ilgili bir çözüm ortağı olabileceğimizi düşünen vatandaşlarımız varsa derneğimize üyeliklerini üye olmalarını öneriyorum. Çünkü biz sizler için oradayız. Sizlerin bizlerden beklentilerine cevap verebilecek bir hizmet alanı oluşturmamız için önce talebi de oluşturmamız lazım. Siz isteyin biz elimizden geleni yapmaya hazırız diyorum. Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu, çok önemli bir platformdu. Bu konudaki çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben Ayşegül adına da söylüyorum ama kendi adıma da hani onu da iyi tanıdığım için yapabileceğimiz ne varsa her daim bizler buradayız. Siz zaten gönüllü müsünüz? Evet. Ayşegül Hanım da hemen bizim. Hemen gönüllümüz olarak eğer kendisi de arz ederse içimizde olmasına çok mutluluk verici buluruz.
Çünkü biz sizlerle beraber daha ileriye gideceğiz. Mutlaka. Biz bu olayda sadece engelli olmak noktasında değil, engelliye hizmet etme noktasında, bakış açısında da olmamız lazım. Hı hı. Çünkü hakikaten onların bazen yetemediği alanlarda bizlerin aktif olarak görev alması çok kıymetli. Kesinlikle. Çok teşekkürler Ayşe Başkanım. Evet. Tekrar ben de teşekkür ediyorum bu güzel program için. Harikasınız gerçekten. Evet sevgili seyircilerimiz, bu salı Sivil Düşün'de Türkiye Beyaz Ay Derneği İzmir Şube Başkanı Sayın Ayşe Engür'ü ağırladık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten bilgilendirdi ve bir seslenişte bulundu bizlere. Gelin üye olun, gelin bağış yapın, gelin birlikte olalım dedi. Birlikte paylaşalım bunları dedi. Sivil toplum gönüllüleri olarak kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu ekranlar her zaman onlara açık. Başka bir programda tekrar bir araya gelmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.